Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Allah şükür olsun Hasan abi. Bildiğin gibi koşturuyorum hocam. Çok güzel. Peki birkaç dakika zamanın var mı? Tabii ki. Tabii ki. Ne demek yapsın abi? Bak şimdi. Matematikçi olduğun için seni hatırladım da. Şimdi ben o zaman mukaddemesini yapayım, sonra sorumu sorayım. Tamam. Diyor ki istifade edersin ama ben de öğreneceğim bir şey var. Sağan olduğu için. Diyor ki bana Adem'den vücuda çıkması, yani Adem yokluk. Hı hı. Ama bizim dünyada tabii Adem'i mutlak yok. Ama bizim hı hı. için Adem var. Olmayan şey. Hı hı. Hı hı. Bu birinci soru. İkincisi hı hı. Halik, her yerde hı hı. olan, ıtlak ve mutlak olan Halik'ten mahluk nasıl çıkıyor diye sordu. Ben de şimdi buna dedim ki iki sahada, bir tanesi de matematikle alakalı. Odunun içi karanlık ama hı hı. yaktığımız zaman nurun çıkması, nuru barındırması, böyle düşünebilirsin dedim. Hı hı. Karanlığın içerisinde nur nasıl saklı ise, hı hı. yokluğun içinde de vücut böyledir. Hı hı. Evet. Allah Celle Celaluhu Halik, insan mahluk. Nasıl hı hı. Halik'ten mahluk çıkarına da şöyle dedim. Nasıl ki mutlak ve ıtlak olan ve 1400 santigrat derecede ateş olan güneşten hı hı. odunu ve yeşil yaprakların yaratılması gibi. Yani hı hı. 1400 santigrat derecede, yani şu atenükler bir santral olan güneşten yaprağın yaratılması gibi, hem mutlak ve ıtlak olan enerjiyi, yani her tarafı kuşatmış, şekli tipi, yeri ve makamı olmayan enerjiyi, onu dondurmak, odun olarak katı bir yerde tutmak, muayenleştirmek gibi. Yani hı hı. mutlak ve her yerde olan enerji odun yapmak. Veya senin sahana geldim. Sıfır mutlak ve ıtlaktır. Hı hı. Yani sayıları sıfırdan çıkarmak. Sıfır ortadan kaldırırsan hiçbir sayı yoktur. Tanımlayamazsın. Zaten hı hı. bir sıfıra yakın olan iki, ona yakın olanın iki katı malum. Hı hı. Şimdi pozitif sayılar var, negatif sayılar var. Evet. Şimdi sayı dediğimiz şey nisbidir. 5, 2, 3 doğalda yoktur. Biz aha. 3 tane elmayı bir araya getirince buna bir isim kattık. Aha. Aslında matematiğin vücudu yoktur ama bütün fenlerin temeli olmuştur. Aha. Negatifi hele eksi 2, eksi 3 onunla şey yapıyorum. Şimdi sana bırakıyorum. Bu noktada ne diyeceksin? İki tane soru ve böyle bir cevap. Ondan sonra matematik dünyasında veya mantık dünyasında sen ne diyorsun sevgili Umut'um? Şimdi varlığın diğer sayıların ortaya çıkışını mı tam olarak sorduk? Ben tam şimdi şu alıyorum ama. Eksi 3, eksi 5 doğada var mıdır? Hayır. Zaten doğal sayılar da eksi 3. Doğal sayılar birden başlar. Sıfırdan da başlamıyor. Sıfırdan mı başlıyor, birden mi başlıyor? Bu tartışma konusu. Doğal sayılar, yani doğada bulunan sayılar birden başlıyor. Bir var mı peki? Bir var mı? Bir. Şöyle var. Var demek bir yani. Bir değil, var yani. Hmm. Varsa birdir. Bir demek var demek. Şimdi masanın üstünde hiç portakal yok. Portakal, kaç tane portakal var? Sıfır dersin, yok yani. Portakal varsa buna da bir der. Bir varlığı temsil ediyor. Sıfır da yokluğu temsil ediyor. Yani bir kabaca söylüyorum bunu. Sıfır yokluğu, bir de varlığı temsil ediyor. İki neyi temsil ediyor? İki varlıktan bir tane daha. Yani onun nispeten sıfırla bir arasındaki bu neyse onun hiçbir katı daha var. Bu yani. Yoksa eksi bir şey doğada yok. Eksi diye bir, mesela mutlak sıfır diye bir derece var. Mutlak sıfırın eksi 273 diye biliniyor. Ama bu bir hesaba göre Kelvin denilen bir adam demiş ki eksi diye bir sıcaklık olamaz. Sıcaklık en düşük sıfır olur çünkü doğada olamaz ki. O O zaman düşürebilen en düşük sıcaklığı sıfır olarak almış. Yani eksi 273 mutlak sıfır denilen sıcaklık sıfırdır. Yani şöyle, sıcaklık aslında bir titreşimiz. Yani bizim sıcak diye, mesela çay çok sıcak dediğiniz şey, çayın molekülleri çok titreşiyor demek. Elinizle tuttuğunuzda elinizi yakar şey aslında o molekülün hızlı bir şekilde titreşmesi. Soğuyan şey titreşimi yavaşlar. Durmada da durur. Durmakta daha durmak diye bir şey var mı? Yok. O yüzden doğada eksi diye bir şey yok. Mesela eksi hız diye bir şey olabilir mi? Bir hızda gidiyorsun zaten, eksisi olur mu? Mümkün değil. Yani doğada sıfır yok. Mantıkta sıfır var. Bu işte mantıkta eksi var. Burada eksiyi de borç alacak ilişkisinde kurmuşlar tarihte. Yani senin bana borcun var, yani sen eksidesin demiş. İlk eksi borç alacak ilişkisinde ticarette bulunur. Yani gerçekte yok. Zahiren var. Hayalen eksi diye bir şey var. Hiçbir şeyde eksi yok. Bu kesin. Sıfırdan sonrakiler, sıfırla bir arası müsait değilim. Doğru. Yani sıfırla bir arası var. Geri kalanlar da bunun nispetiyle. Yani sıfırla bir arasının nispet olarak 2 var. Onunla onun nispet olarak 3 var. Ve diğer sayılar bu şekilde var. O yüzden sayıların hani sonsuz olmasındaki hikaye buradan geliyor. Yani sıfırla bir arası sürekli sen bunu mantık çerçevesinde arttırdığında var. Şöyle söyleyeyim, mesela bir örnek vereyim bununla ilgili. Mantıkta sonsuzluk diye bir mantık var bizim mantığımızda. Ama gerçekte fiilen evrende sonsuzluk yok. Evren sonlu. Yani bir sınırı var evrenin. Her konuda bir sınırı var. Yani mekan olarak da sınırı var, küçüklük olarak da sınırı var, sıcaklık, soğukluk olarak da bir sınırı var. Dayanmış bir, yani burası böyle limitsiz bir alan değil. Örneğin şöyle veriyorlar. Mesela arabaya bindin, sıfır duruyorsun, gaza bastın, sıfırdan 100'e çıktın, 10. saniyede 100'e geldin. 10. saniyede 100'sün. Şunu dersin, 9. saniyede de 89'dum dersin yani. 8. saniyede 77'ydi benim hızım dersin. Uyduruyorum şimdi bunları. Şimdi peki her hızı, örnek vereyim 77,5 diye bir hız var değil mi? Yani hızının 77,5 olma ihtimali var. 77,56 olma ihtimali var. 77,816 olma ihtimali var. Peki senin hızın 77,816 iken buna karşılık bir saniye var mıydı? Yani evrende sen sıfırdan 100'e çıkarken bütün hız limitleri adım adım geçerek mi 100'e geçtin? Yoksa bazılarını atladın mı? Yani 77,816'da hiç bulunmadan 77,800'den 77,900'e atladın mı? Yoksa bütün hızları yaşadın mı? Bilim diyor ki, fizik diyor ki hayır, atladın diyor. Bazı hızlar hiç oluşmadı. Bazı saniyeler hiç oluşmadı. Araları boş. Allah Allah. Araları boş. Bu kanıtlandı. Öyle mi? Kanıtlandı. Bu bastığı zaman, bu bastığı zaman oluyor biliyor musun? Kanıtlandıysa. Tabii ki. Kuantum zaten bu. Kuant demek parçalı demek yani. Bunlar parça parça bölünmüş. Zaman da bölünüp parçalı, araları boş. Hız da bölünüp, büyüklük küçüklük de bölünüp, mekan da bölünüp, olaylar da, vakalar da bölünüp, hiçbir şey süre gelen, yani bir öncesinin dayatmasıyla olmuş bir şey değil. Su gibi birbirine bağlı değil, ip gibi birbirine bağlı değil. Arada boşluklar var. Zamanın da boşlukları var. Ve bu yani kuant denilen hadise bu zaten. Yani güneşte mesela ışık geliyor, sen ışığı arka arkaya geldiğini düşünüyorsun. Ama kuantum fiziği diyor ki hayır, bunlar arka arkaya gelmiyor, arada boşlukları var bunların diyor. Bunlar kanıtlandı da arada boşluk oldukları kanıtlandı. O yüzden doğada her sayının bir karşılığı doğada yok. Mesela gerçekte pi sayısının karşılığı doğada yok. Gerçekte yok. Hayalde var. Yani hayalde demeyeyim de, hayal yanlış oldu, tabi oldu da, fikriyatta var. Mantık olarak pi sayısının doğada olması lazım ama yok. Yani gerçekten pi sayısını ölçerek buldum, burası pi sayısı ölçümle elde edemez. temasla ulaşamazsın pi sayısına. Sadece mantıkla ulaşıyorsun. Buna sadece matematik ulaşabilir. Bunu fizikle, hani hadi ölçeyim şunun hızı şu olsun, 77.816 olsun, öyle bir şey yok. Mesela bir metreyi nasıl, mesela boyunuz kaç metre? Benim boyum 1.72. Peki biraz daha hassas ölçersek bu 72'nin yanına ne yazacak? Mesela 3 çarpı 1.723 diyeceğiz. Hassasiyeti biraz arttırdık. Milimetre cinsinden ölç. Milimetrenin altı cinsinden ölç. Peki ben bu hassasiyeti nereye kadar getiririm? Bir sınır var mı? Evrende bir sınır var, matematikte yok. Ben bu sınırı mesela 1000 basamak götürebilirim. 1,723, 316, 721 yazarım geçerim. Yani sınırsız yazarım matematikte. Ama evrende bir sınır var. Evrende bunun bu kadar hassas değil evren. Matematik kadar hassas değil. Bunun Plank sabiti denilen bir sabit var. 43 basamak gidilebiliyor. Benim bildiğimce 41 ile 43 basamak. Yani bütün hassasiyetler, bütün ölçümler en fazla 43 basamağa kadar gidiyorsun. Atom 21'lerde, 22'lerde. Atom dediğin yer 21, 22'de. 22. basamakta. Plank sabiti 43'te, 43. basamakta. Oradan sonra evrenin temsiliyeti bitiyor. Nasıl televizyona çok yaklaşınca piksel piksel oluyorsa, evrene o kadar yaklaşabilsek aralarında boşluk olan mekanlar var. Mekan var, arada boşluk var, mekan var. Zaman var, arada boşluk var, zaman var. Yani tabii burayı gören hiç kimse yok. Ama hesaplamalar, matematiksel hesaplamalar bunun daha derinine gidemediğini kanıtlıyor. Diyeceksin ki matematik kanıtlıyor da kardeşim bunun gerçekten böyle olduğunu nereden biliyoruz? Belki o sıfırdan sonra 43. basamağı kimse gözlemlemedi ki. Zaten atom bile 0,20'lerde, 22'lerde. Sen atomu bile görmemişken, çıplak gözle görmemişken 0,43'ü nasıl gördün? 43. basamağı nasıl gördün? Görmedik ama matematikten hesapladık. Peki bu nasıl güvenilir? Bugüne kadar matematiksel olarak hesaplanıp fiziğin reddettiği hiçbir şey olmaz. Matematik bir şeyi kanıtladıysa fizik arkasından geldi. Ha evet doğru biz gözlemledik dedi. Mesela Higgs bozonu denilen hani tanrı parçacığı denilen parçacık önce matematikte bulundu. Matematikçi dedi ki burada böyle bir parçacık olması lazım. Higgs bozonunu biz bulalı 2 sene oldu. Ama adam bu maddenin varlığını söyleyeli 100 yıl oldu. Matematikçi 100 yıl önce söyledi. Fizikçi 100 yıl sonra buldu. Şimdi atomun varlığını adam milyondan önce söyledi. Atom diye bir şey olması lazım. Bunu bir matematikçi söyledi. Atomu ne zaman bulduk? 1900'de bulduk. 2000 sene sonra bulduk. Yani matematik önden gidiyor, fizik arkadan gidiyor ve matematiğin bulduğu bir şeyi fizik yapmadı bugün, tekzip etmedi. Sen şöyle demedi yani, ya matematikçi sen yanlış bulmuşsun, bak ben burada bunu böyle hesapladım demedi. Hatta şöyle bir, Einstein'ın şöyle bir rivayettir. Bu hani az önce araba örneğinde 77.816'nın karşılığında saniye var mı yok dedik ya, Einstein dedi ki ya aslında var da biz bunu ölçemiyoruz dedi. Ölçüm hatasından kaynaklı yeterli teknolojimiz olmadığı için biz 77.816'nın karşısında saniyeyi yazamıyoruz. O kadar hassas ölçemiyoruz. Sonradan yani Einstein'ın öngörüsünün bile ötesinde sonradan kanıtlandı ki böyle bir hıza biz hiç ulaşmadık. Öyle bir saniye de yok zaten. Mesela saniye, 7. saniye tamam 7.7 saniyeyle bir böldün. Biraz daha böldün, biraz daha böldün. Bir yerde duracaksın. Nereye kadar böleceksin? Sınırsız bölme hakkın yok. Einstein dedi ki hayır teknolojik eksiklik bu dedi. Teknoloji olsa sınıra dibine kadar buluruz biz bunu dedi. Sonradan ispatlandık ki hayır teknolojik eksiklik değil. 43 basamak kadar hassasiyette gidebilirsin. Maddede, mekanda. Metrenin 43 basamak hassasiyetine gidersin, daha fazla hassasiyetine gidemezsin çünkü yok. Yani evrenin kumaşı bu, kumaş bu yani. Sen kumaşın üstüne desen yapıyorsun, deseni en fazla ne kadar hassas yapabilirsin, kumaşın kadar da hassas gidebilirsin. Bizim kumaşımız evren, kainat kumaşı da hassasiyeti bu kadar. Bu matematikten hesaplanmış bir şey. O yüzden arada atlamalar var. Yani bu yüzden matematikteki her unsurun evrende, kainatta maddesel ya da mekansal ya da olay olarak bir karşılığı yok. Matematik evreni daha büyük bir evren. daha büyük yani gerçek şey nasıl diyeyim yani ilim orasıysa ilme irade tahakkuk ediyor da bir kudret oluşuyor ya. Ya onun gibi bir daha büyük bir alandan irade edilmiş bir kısım var, o da evren. Tamamı değil yani. İlmin tamamı evren değil. İlmin bir kısmı evren. Bu... O yüzden matematikteki her unsurun evrende bir karşılığı yok. O zaman matematik evrenden de önceydi diyebilir miyiz? Tabii ki yani şimdi çünkü sen başladığı zamanı matematikle buluyorsun. Demek ki matematik bundan önce olması lazım. Ha en önce değildir tamam illa ki ama evrenden önce olduğu kesin ve evrenden sonra da olduğu kesin. Yani işin açıkçası biz mesela benim öldük şu an cennetteyiz ve bu konuşmayı cennette yapıyoruz. Bir benim iki sensin. Tamam gene matematik var. Matematiği nasıl yok edeceksin? Cennete gittik kaç kişi gitti? 5 kişi gitti. Tamam gene matematik işte bitti. Yani teknik olarak matematik evrenle mukayyet bir şey değil. Sen evrenle matematiği kayıt altına alamazsın. Tam tersi matematik evreni kayıt altına alır. Zaten evrenin kayıt altına alınmış bir anlamda kısmı matematik. Ve yani her unsurun karşılığı olmadığı gibi bunu matematiğin kendisi de kabul ediyor. Mesela bir sayı var, sayının adı irrasyonel sayı. Rasyonel gerçeklik demek. İrrasyonel gerçeklik ötesi demek. Yani o sayının mesela pi sayısı irrasyonel bir sayıdır. Pi sayısı gerçek bir sayı değil. Pi sayısının insanın aklının da evrenin de algılamasının mümkünatı yok. Gerçek değil sayı. Gerçek olmadığını matematiğin kendisi söylüyor. Matematikçinin kendisi söylüyor. Sayıya isim takmış, irrasyonel demiş. Rasyonellik ötesi. Rasyonel olmayan bir sayı bu. Mantıkta böyle bir sayının aslında olmaması lazım. Yani bizim pi sayısının birincisi evrende olmaması lazım. Büyük bir mucize bu. İkincisi bizim bunu evrende yokken algılamışız. Yani birisi demiş ki pi sayısı diye bir sayı var. Kök 2 de irrasyonel bir sayı. Yani köklü sayılar da irrasyonel. Kök 3 de irrasyonel bir sayı. Mesela pi sayısı denilen altın oran da bir irrasyonel bir sayı. Bunların hepsi irrasyonel. Yani herhangi iki sayının bölümüyle oluşmayan bir sayı. Rasyonel sayıları tanımlarken şöyle diyorlar. Yani sayıları şöyle tanımlıyor. Doğal sayılar önce bizim 1, 2, 3, 4. Sonra tam sayılar, tam sayılarda eksiler de var. Eksi 1, 2, 3, 4, artı 1, 2, 3, 4 bunlar tam sayılar. Sonra rasyonel sayılar geliyor. Rasyonel sayılarda 1,5, 2,5, 3,5 küsuratlarında girdiği şeylere rasyonel sayılar deniyor. Ondan sonra bundan da geniş bir sayı kümesi var. İrrasyonel sayılar. Bu da rasyonel sayıları şöyle tanımlamışlar. Herhangi iki sayıyı mesela 22 bölü 7 dediğinde 3.1,5 bilmem küsür diye gidiyor. Bu rasyonel iki sayının bölümüyle oluşan sayı. Ya da iki sayının herhangi bir işlemiyle oluşan sayıya rasyonel sayı deniyor. Ama irrasyonel sayı yani pi sayısı herhangi iki sayının bölümüyle, çarpımıyla, toplamıyla oluşmuyor. Kabul ediyoruz. Kabul edilmiş. Kabul edilmiş. Evet. Yani hiçbir sayıyla bağlantısı yok. O sayı diğer sayılara dokunmadan kendisi bir sayı olmuş. 2 ile 3 ile 5 ile 9 ile olmamış. Yani bugün bir uyduruyorum bir uzaylı gelse, hani biz başka bir medeniyetle iletişim haline geçsek, pi sayısını o da bulmuş olacak. Ha başka bir şekilde söylüyordur ayrı konu. Ama o da bulacak. O şıkkı yok yani. Bizde benim pi sayısından haberim yoktu. Biz iyi oldu bunu sizden öğrendiğimiz deme şansı yok. O da biliyor. Ve aynısını buldu. Yani biz pi sayısını uydurmadık. Biz pi sayısını fikiyatta gözlemledik. Bir daire çiziyorsun. Dairenin çapından çevresinde pi sayısı kadar var. Bütün dairelerde sabit. Yani o yüzden bu soruda yani evrenle matematiği karşılaştırıldığında birebir örten bir şey yok. Tam böyle hepsinin karşısına matematiğin karşılık bir sayıya karşılık gelen bir evrendeki unsuru yok. Ayrıca da irrasyonel sayılardan daha büyük bir sayı kümesi var matematikte. Kompleks sayılar diyorlar ona. Karmaşık sayılar. Bu irrasyonel yani pi sayısından da karmaşık bir sayı. Mantık olarak böyle bir sayı yok. Yani mantıkta da olmayan bir sayı. Şimdi pi sayısı evrende olmayan sayı, kompleks sayılar mantıkta da olmayan sayı. Nedir mesela? Aslında var mı böyle örnekte? Var. Şöyle bir sayı, yani kompleks sayılar şöyle. Mesela bunu hadi yüzünü çizerek anlatmak lazım ama hani anlatabileceğim kadar. Şimdi şöyle, mesela birisine geri dön dedin, arkanı dön dedin, adam senin önünde terse döndü. Bir daha geri dön dedin, adam yüzünü döndü sana. Hı. İki sefer tersini dön dersen yüzünü döner. Şimdi bu da şöyledir, çarpımda mesela -2 ile -2 çarpıldığında, yani iki tane eksi olduğu için, iki kere geri döndüğü için +4 eder. -2 tane -2 +4'tür. Bu normal bilinen bir hadise. Şimdi bu kompleks sayılara ulaşabilmek için söylüyorum, anlatıyorum bunu. Dolayısıyla iki tane negatif sayı çarpıldığında pozitif sayı öder. Ne olursa olsun iki tane negatif pozitiftir. Birisi demiş ki, bu kompleks sayıları bulan bir kişi demiş ki, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 4'ün karekökü, karesi, 2'nin karesi 4 ya, karekökü de 2'dir. Yani terse doğru gittiğinde 4'ü hangi iki sayı oluşturuyor dediğinde ya 2 ya -2'dir. Şimdi ya 2 pozitif sayıdır, bunu çizerek anlatabilmem lazım, ya da 2 negatif sayıdır çarpımı. Birisi demiş ki peki negatif sayının karekökü var mıdır? Negatif sayının karekökü olmaması lazım teknik olarak. Çünkü bir şeye geri dön ve geri dön dediğinde adam arkasını dönen hale gelemez. Mümkün değil. Mantıkta yok yani bu. İki tane eksinin çarpımı eksi edemez. Adam demiş ki ya böyle bir sayı varsa buna iyi diyelim. İyi diyorlar. Kompleks sayıları iyi diyelim. Ya varsa. Daha sonra ya varsa diyerek işlem yapmaya başlıyorlar. Ve böyle sayıların var olduğu, yani işlemin sonuçları oluşmaya başlıyor. Ve bu sayının varlığı ortaya çıkıyor. Yani teknik olarak olmaması gereken bir şey, örnek veriyorum, çarpıldığında bu bir sayıya dönüşüyor. Bunu nasıl anlatabilirim? Tabii çizmeden çok zor ama şöyle söyleyeyim. Aynı bu matematik arabadaki gitme hesabı gibi. Mesela bir şeyin karesi kendisinin iki sefer çarpımıdır. 3'ün karesi 3'ün 2 kere çarpımıdır. 3 çarpı 3'tür. Çok basit. 3'ün 3 kere çarpımı da 27'dir. 3'ün 2 kere çarpımı 9, 3 kere çarpımı da 27'dir. Adam demiş ki o zaman 3'ü 2,5 kere çarparsak ne olur? Tamam da kardeşim 2,5 kere çarpmak ne demek? Yok ki yani 2,5 kere, mantık olarak 2,5 kere çarpamazsın ki. Bir şeyle 2 kere çarpacaksın. Yani 2,5 kere diye bir kere var mı bir şeyi? 2,5 kere yapabilir misin? Ya da 2,21 kere yapabilir misin? Ama 3'ün karesi 9, kökü 27. Arada başka sayılar var. Ha bakmışlar 3'ün 2,2'si, yani 2,2 kere kendisini çarpma 11 ediyor. Doğru. Bu sefer 2,2 kere çarpmak var. Mantıkta yok ama şeyde var. Yani sayısal bir karşılığı var. Aynı buna benzer bir durumla eksili bir sayının, negatif bir sayının iki tane çarpanı olduğu varsayımıyla kompleks sayıları çıkarmışlar. Tabii bunları çizmek lazım. Ayrıca da benim şans eseri şeydeki, yani tevafuk oldu, benim üniversitedeki öğretmenim, matematik öğretmenim kompleks sayılar üzerinde profesörlük almış bir öğretmendi. Kompleks sayıları kendisiyle tartışma fırsatı buldum. Çok geniş bir konu. 2000'in üzerinde profesörle de konuşmuş. Bu kompleks sayılarla ilgili. Tabii matematikteki bir meseleyi konuşuyorlar yani. Dediğim gibi matematik düşünsel evren olarak çok geniş bir alan. O kadar geniş ki yani yaratılmış olan, bizim yaratılmış dediğimiz şey bunun yanında çok şey kalıyor. Yani çok küçük bir alan kalıyor. Yani bütün evrendeki sayıları, bütün evrenin atomunu ben buradaki bir kağıda yazabilirim, kaç tane olduğunu, sayısını. Bir tane, yani toplasanız bir tane A4'e yazarsınız. Yani çok basit bir sayı yani. 4 tane rakamı var sayımız. Tamam, ben koca evrenin atomunun sayısını yani Umut yazdığım kadar bir alana yazabiliyorum. Adımı yazdığım kadar bir alana matematiksel olarak evrenin bütün atom sayısını yazabiliyorum. Dahası var. Bütün olaylar evrenin varlığından beri bugüne kadar var olmuş bütün olayların sayısı belli. Olayların. Mesela sütün, bir litre sütün mayalanmasında 10 üzeri yani 9-10 sıfırlı bir rakam var. Mayalanmasında o kadar olay var. Bir litre süt mayalanırken örnek veriyorum, uyduruyorum 1 trilyon olay oluyor, vaka oluyor içinde. Bunu bu şekilde algılayarak evrendeki bütün olayların en küçük olaylarda dahil olmak üzere bütün olayların sayısı belli. Yine adımı soyadımı yazacağım kadar bir alana bu sayıyı yazabilirim. Yani matematikle hesaplamaya gittiğimde evren çok küçük bir şey yani. Çok basit. Basit bir şey. Şimdi adam şöyle bir örnek vermiş. Dostoyevski'nin unuttum kitabın adını, bilinen bir kitabı. Rus birisi örnek verdiği için Dostoyevski'nin kitabından örnek vermiş. Bir maymunun daktilo başına geçip rastgele Dostoyevski'nin o kitabını yazma ihtimali neyse evrenin rastlantısal olarak olma ihtimali de odur demiş. Rüya kendince çok yani rastlantısallığın çok imkansız derecede olduğunu anlatmaya çalışmış ama bu matematik olarak basit bir rakam yani. Bir de matematiğin de şöyle bir sıkıntısı var yani bu matematiğin bir kötü bir yanı var. Onu şöyle anlatayım. Bunu çok matematikçiler bu hatayı yapıp da ateist olanların çoğu da bu hatayı yapıyor. Mesela ben aklımdan bir sayı tuttum. Benim tuttuğum sayıyı sen bildin. Mesela ben diyorum ki Hasan abi bana bir rakam söyle. Ben bir aklımdan sayı tuttum. Tek rakam söyle dedim. Sen de dedin ki 5. Ben dedim Hasan abi ya sen bildin. Ben de tam 5'i tutmuştum. Matematik diyor ki bunun ihtimali 10'da 1. Zaten 10 tane rakam var. Hasan abinin senin tuttuğun rakamı bilme ihtimali 10'da 1'di. Çok büyük bir şey değil yani dedi. Ama bir dakika ben Hasan abiye rakam tuttuğunu söylemedik ki. Hasan abi durduk yere telefonda bana 5 dedi mi? Hayır. Ben ona dedim ki bana sayı söyle. Ben dedikten sonra o bana sayıyı söyledi. Yani bu Hasan abinin benim sayımı bilmesinin öncesinde bir hikaye var. Hasan abi durduk yere 5 diye bağırmadı ki. He durduk yere 5 diye bağırsa ben de aklımdan o 5 geçiriyor olsam hiç Hasan abiye de sayı tuttuğumu söylemesem matematik bunun itibariyle 5 diyor. Yine işte 10'da 1 diyor. Ama aramızda bir iletişim oldu Hasan abiyle. Sen bu iletişimi göz ardı ederek 10'da 1 diyorsun. Matematik sadece kompozisyonu alıyor. Senin uydurduğun kompozisyonu alıyor. Ama ben hiç Hasan abiye aklından sayı tuttum Hasan abi bana bir rakam söyler misin demeden Hasan abi bana sayı söyler misin? Söylemesinin ihtimalini bana söylemiyor. Oysa ki bunun ihtimali çok daha düşük. 1 trilyon yani. Bana o ihtimali söylemiyor. Belki de imkansız. Sen bana niye durduk yere 5 diyesin ki? Ben sana hiç sayı tuttum demeden. Dolayısıyla matematik bunu 10'da 1'e indiriyor. Bu çok basit bir şey diyor ya. Hasan abinin sana 5 demesi çok normal bir şey. Ama ben Hasan abiye sayı tut demedim. Matematik bunu göz ardı ediyor. Yani sadece matematikle gidersen çok imkansız olaylar imkanlıymış gibi geliyor. İnsanları ateist yani inançsız diyeyim ya da toplumları buna iten şey bu. Sadece rakamlar üzerinden. Ya ne var bunda? Tamam bu bir rakam. Bu mümkün. Ya mümkün mü? Sen bu senaryoyu mümkünlük senaryosunu sen uydurdun. Yani bu şeyi atlıyorsun bu. Mesela karbon atomu şöyle oldu böyle oldu. Tamam da güzel kardeşim bu iki atomun birbirinden haberi olması lazımdı. Yani uyduruyorum şimdi. Bunlar haberi olma varsayımıyla bunun matematiksel ihtimali 1 trilyonda 1. Haberin yoksa orayı ben göz ardı. Öyle şey olur mu sen bunu göz ardı? Her atom başına bunu, her molekül başına bunu göz ardı edebilir misin? Sonuçta bir fiiliyat var, bir gün seninle bir iletişimimiz var. Matematik bu iletişimi yani beşeriyet, insan ilişkilerini tamamen göz ardı ediyor. Yani çok gaddar matematik bu konuda. Hani o cabbar denilen, yani çok cabbar, çok gaddar. Hiç yani ya bu böyle olur mu? Ya da belki de kahhar yani. Yani çok keskin bir şekilde senin beşeriyetteki nasıl diyeyim senaryon dışında olanları göz ardı edin. Bu sadece matematikte giden yanılır yani. Ben bunu Risale-i Nur'a başlayınca fark ettim. Ben matematiğin çok üstün olduğunu kabul ediyordum. Ama bir dakika dur, matematik bu böyle bakarsan, sadece matematik üzerinden gidersen bu senin ayağını kaydırır. Bu yani bunun bir ahlaki ya da bir tek yönlü, tek taraflı beslenmek gibi değil mi? Bir matematikçi tek başına matematik şey yaparak ulaşamaz yani, hakikate ulaşamaz. Sadece matematik üzerinden ulaşılamaz. Bunun kanıtı yani. Tabii matematikçiler kendilerini biraz şey hissediyorlar, böyle biraz daha yukarıda algılıyorlar. Bu sebepten dolayı. Yani biz biraz da muhakeme yetenekleri gerçekten çok kuvvetli. Yani mantığın bile dışına hesap kabiliyetini alabilmek çok önemli bir şey. Adam bu yüzden biraz hani nasıl kibir mi denilir, nasıl denir? Bunun da etkilediği şeyle matematikçi biraz şey oluyor. Peki şöyle bir şey söyledin de onu toparlarsam. 3 tane şey. 1. Foton gelirken güneş ışınları bitişik değil, ara boşluğu var. Evet, doğru. Bu o zaman böyle bir bitişik değil, zamanın ara boşlukları vardır. Evet, doğru. Peki mekanda da böyle var mıdır? Evet, bak mekan da böyle. Hatta mekanın böyle olduğu yer belli, dedim ya 0.43. Yani 43 basamak gittikten sonra mekan yok. Yani 43 basamak dediğim nereye 43? Küçüklüğe doğru 43. Mesela 1.72 ya benim boyum. Biraz daha hassas 1.723. Biraz daha hassas 1.7236. Biraz daha hassas 1.7272324. Mesela hassasiyeti arttırıyorum. Mesela peynir aldın, örnek veriyorum. Ne kadar? 1 kilo. Biraz daha hassasiyeti arttır. 1 kilo 100 gram. Biraz daha arttır. 1 kilo 110 gram. Biraz daha arttır. 1 kilo 115 gram. Biraz daha arttır. Hassasiyeti arttır. 1 kilo 115 gram artık alttaki birim neyse onundan da 3. Peki bu kadar hassasiyeti arttırarak ne kadar aşağıya inebilirsin? 43 basamak inebilirsin. Ondan sonra yok, değil mi? Ondan sonrası yok. Evrende 43 basamağın 41 olabilir. Tam şimdi Plank sabitini tam hatırlayamadım. 41 ya da 43. 43 basamaktan sonra yani 43 basamak derinlikten sonra daha büyük bir hassasiyet yok. Arada boşluklar var. Bununla şuna varmak istedim. Demek ki vücutta Adem var. Tabii ki. Yani içinde yani görsel olarak hani aynı televizyondaki çizgiler gibi. Televizyona yaklaşınca aradaki boşluklar gibi vücutta arada boşluklar var. İşte o vücudun Adem'iyim. Peki şunu da şey yapsam. Mesela pi sayısı doğada yok. Ama soruları çözmede sabit sayıyoruz. Pi sabit sayısı 76 civa basıncı altında, deniz seviyesinde, 0 santigrat derecede sabit kabul edilirse. Ya bir adam çıkıp da arkadaş bunu niye sabit kabul ediyorsun? Bunu diyorsun da Allah'a, kainatta niye sabit kabul etmiyorsun sormuyor. Şimdi pi sayısının doğada olmamasının sebebi pi sayısının, basamak sayısının sonsuz olması. Sonsuz hassasiyette. Ama biz evrenin hassasiyeti 43 basamak. Evrenin hassasiyeti 43 basamakken pi sayısının hassasiyeti sonsuz. Olmamasının sebebi o. Ama yani, 3.14 demişiz pi'ye. Başı var. Başı evrende var. Yani bir buzdağının ucu gibi düşün. Ucu var. Ucunu görüyoruz. O mu? 3.14. 3.14 o mu? Evet. 3.14 görünen tarafı. 3.14 ve 14'ten sonra 41 basamak evrende olan tarafı. Ama olmayan tarafını ne görebiliyoruz ne de teknik olarak olmaması lazım oranın. Allah Allah. Biz buzdağının üst tarafını görüyoruz. 43 basamağı görüyoruz. Altta 43 basamaktan devamını göremiyoruz. Pi sayısının olmamasının sebebi hassasiyeti. Başı tarafı yani 3.14 tarafı yok değil, var. Yani şu. Bu kadar hassas yok. Şu mu? 3. 17, 18, 19, 42, 43 bitti. 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 44 yok. Yani 3 koydun tahtaya. 3 yazdın. Virgül koydun. 1 yazdın. 4 yazdın. 2 basamak gittin virgülden sonra. Hı. Kaç basamak gidebilirsin? 43 basamak gidebilirsin. Yani virgülden sonra 43 basamak gidebilirsin. 43 basamak gidebilirsin. Yani hassasiyet o kadar. Ölçebileceğin birimler o kadar. 44. basamak adem. 44. basamak evrende öyle bir mekan yok. Allah yani 44. basamağı rakamlayacağın bir mekan yok. Ölçü yok. Allah Allah. Yani ne güzel. Sebebi bu. Hassasiyeti. Üstad demiş ki vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Yani 59 mektubatta diyor ki Adem ise diyor Adem'i mutlak yoktur. Yani Allah için. Adem'i sırf Allah için ama bizim için var. Adem ise bizim Adem ise diyor vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor. Yani ilim orada ifade edilmiş. Yani çok ilginçtir. Mesela foton bitişik değil ara boşluğu. O ara boşluğu işte zamanın Adem'i. Evet. Vay be. Ve mesela şöyle atomların aynı atomlarla gezegenlerin güneş sistemini aynı görürler ya. Hani şeylerde öyledir. Mesela hidrojen atomunun etrafında bir tane elektron var, etrafında dönüyor bir tanesi. Yani bir güneşin etrafında sadece bir gezegen olduğunu düşün. Örnek veriyorum. Altında 43. Altın madeninde 43 tane var. 43 tane, 46 mı, 42 mi? 42 tane element var. 42 tane elektron var etrafında. Bunlar iki tanesi mesela şöyle atomlarda şu şekilde Merkür'ün, güneşten sonra Merkür geliyor ya. Merkür'ün bulunduğu bantta iki tane elektron var. Ondan sonraki bantta mesela Venüs'ün bulunduğu bantta 6 tane elektron var. Bunlar sabit. Bu araları boş. Gerçek boşluk. Ve elektronlar bu iki yani Merkür ile Venüs arası Güneş sistemini örneklersek Merkür ile Venüs arasındaki bunlar orbital deniyor. Bu şeyleri yani dolandıkları daireye orbitaller deniyor. Yani şey orbitalinden yakın orbitalden uzak orbitale geçişte anlık zaman kaybı olmuyor. Anında öteki tarafa geçiyor. Arada boşluk var. Boşluk olduğu gibi zaman da boşluğu var. Yani atomların elektronları arasında tabii şey arasında elektronların çapları daireleri arasında hem zamanda hem mekanda bir boşluk var. O kadar ki zaman kaybı olmadan anında orada ışınlanıyor yani bir mantıkla ışınlanıyor iki tarafa. Çünkü arada ne zaman var ne de mekan var. Bunlar kanıtlanmış veriler, bilinen veriler. Yani bunlar böyle acaba öyle mi öngörüler falan filan hani hipotez falan filan durumları değil. Bunlar kanıtlanmış olanlar. Yani elektronları atlıyor dedikleri hadise bu. Yani Allah Allah. Elektronlar aslında biraz eskide de dönüyor gibi söyleniliyordu da şimdi evet. Şimdi öyle değilmiş ya. Titreşimmiş diyor. Tabii titreşim. Hepsi titreşim de yine o bantta bulunuyor. Dönmek değil de bulunmak diye şeklini kullanıyorlar. Evet. Bir orada oluyor, yok oluyor, başka yerde oluyor. Şimdi Merkür'e elektron kabul edersek Merkür'ün bulunabileceği alanlar belli. Onun dışında bulunmuyor. Evet. Ama yani biraz daha uzakta hayır. Orada uzakta bulunmuyor. Bulunacağı yer belli. Evet. Ama o belli alanın neresinde? Belli olan arabayı tam olarak tutayım bunu burada elime alayım dediğinde durum işler orada karışıyor. İşler orada karışıyor. Yani bulunabildiği alanlar kesin belli ama tam olarak onu tutmaya çalıştığında başka bir problem ortaya çıkıyor. Peki şey sorsam bu matematik profesörü var. Hawking miydi? Evet. Sonra bu adam matematiği bıraktı, felsefeye geçerek bir ateist oldu. Şu anda meşhur. Aha. Ya bu adam matematiğin uzmanı iken inkarcılığını niye matematiğe dayandırmadı da felsefeyi okuma ihtiyacını duydu inkar için? Şimdi şöyle matematiğin sonu şöyle söyleyeyim. Denizin kıyısı toprağa nasıl geçiyorsa matematiğin sonu felsefe dışıdır. Bütün matematikçiler dibini bulduklarında felsefeye bulaşırlar. Çünkü iş bir süre sonra matematik öyle bir mecra ki evrimle falan inkar edebileceğim bir durum değil. Şimdi mesela pi sayısı eskiden 2,4'tü de sonradan 3,4 olduğu durum yok ki, matematiğin gelişmesi yok. Matematik ilk büyük halinde, büyük patlama olduğunda matematik neyse, pi sayısı neyse bugün de aynı. Hassasiyetin en ufak bir ilişkisi yok. Dolayısıyla bu gelişmiş bir şey değil. Sonradan yani geliştirilmiş bir şey değil. Öyle olunca şimdi mesela biyoloji diyor ki ya bu bütün varlığın sebebi küçük bir yerden çıktı. O ona çarptı, buna çarptı. Tesadüfen bu böyle oldu, bu böyle oldu, bu böyle oldu. Açık kendince bir açıklama getirir ve bunu tatmin oluyor. Kendisi mutmain oluyor. Mesela meşhur bilim adamları, bizim bildiğimiz bilim adamları, Celal Çengel var mesela, Türk. Ya bu adam komik bir adam, jeoloji mühendisi, evrime inanıyor. Allah'a, evrim üzerinden yani artık dalga geçiyorlar yani. Evrimciler bile dalga geçiyor adamla. O derece yani. O kadar saçmalıyor ki komik duruma düşüyor. Bu adamın dayanakları var, mantıklı. Ya mantık demeyeyim de en azından makul deyin yani. Akla yatan evet bu buna çarptı, bu buna oldu. Bir mantıkla Allah'ı inkar yoluna gidiyor ve bunun bir dayanağı var. Ama matematikte Allah'ı inkar etmenin dayanakları yani çok nasıl diyeyim gene var da muazzam bir birlik var orada. Muazzam. İnkar etmek çok zor. Çünkü gelişmemiş birisinin her şeyi açıklasa, bir matematikçi her şeyi açıklasa şunu açıklayamam. Yani bu kadar karmaşık yapı kim yaptı kardeşim? Bunun sahibi kim yani? Bu kendiliğinden böyleydi. Şimdi adam böyle şöyle demek istiyor. Bu zaten böyleydi. Bu zaten böyleydi dediğin sistem o kadar muazzam tasarlanmış ki bunu matematikçilerin çoğu söyler. Burada bir tasarım var der. Birisi bunu tasarlamış gibi. Yani matematiği birisi yani haşa birisi. Birisi matematiği dizayn etmiş. 2+2 4 olmasını sağlamış. Senin bunları bulmanı sağlamış. Senin bunları akıl etmeni sağlamış. Birisi bunu kontrol etmiş. Ve dizayn ederek piyasaya sürmüş bir anlamda. Buyur, hazırladım, al kullan demiş yani. Bunu matematikçiler hissediyorlar. Yani iyi bir matematikçi buradan kesinlikle bunu işte bir tane öngörü var matematikle ilgili. Birisi zaten vardı, birisi de matematik diye bir şey yok, bunları biz uydurduk. Yani pizza diye bir şey yok, biz onu uydurduk. Matematikçiler bu ikinci kısmı gülerek söyler yani, bu mümkün değil der yani. Buna inanılır. Matematiği bir uydurduk diye sıradan bir matematik öğretmeni bile yoktu yani. Bırak profesörünü, doçentini geçiyorum, sıradan bir matematik öğretmeni bile yoktu. Herkes bilir ki matematik her zaman vardı. Tamam, şimdi sen maymun, biz maymundan geldik de pi sayısı kimden geldi? Ben pi sayısından daha benim mekaniğim pi sayısından daha basit. Pi sayısı benden daha zor. Ben evrimleşerek olduğumda benden daha zor olan nasıl oldu? O benden daha hassas. Ben 43 basamak hassasiyetindeyim. O benden daha hassas. O hassasiyeti kim kurdu? Ve bunların yani belli kanıtları da var. Mesela yani bu çizerek göstermem lazım bunları ama... O zaman çizerekse bir salı günü sen de canlı yayında bir tahta ödemiş de dershaneye git. Bir salı günü sana bu dersi anlatma vazifesini veriyoruz inşallah. Abi inşallah yani canlı yayın değil, bir video ayarlayayım ben, şey yapayım, çekeyim. Yani anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışayım onu abi. Abi onu yap, bir de canlı yayında bu kadar olmasa bile bir böyle canlı yayın yapalım. Olur, iyi olur arkadaşlar için. Belki tamam. Belki çok farklı sorular yöneltirler sana. Anladım. Yani olabilir yani. Seni yazıyorum salı günü. Hangi hafta, kaç hafta sonra başlayalım? 2 hafta sonra olur mu? Bir hafta? Bir hafta sonra olmaz da 2 hafta sonra yazalım da ben bir hani hazırlanayım. Tamam. Murat abiyle falan da bir hazırlanayım. O zaman 15 gün sonra seni alıyoruz. Tamam Hasan abi. İnşallah şey yapalım. Çok ben bu konularda yani özellikle canlı yayın ben hiç öyle kamera... Olsun. Şeydir. Bizim arkadaşlar ya. Senin bildiğin arkadaşlar ya. Çok iyi olur sevgili Ümit'im benim ya. Maşallah. Hakikaten ben istifade ettim ya. Matematikçisin. Çok güzel. Ama Risale-i Nur'u senin gözünle, ruhunla, aklınla anlamak isterdim biliyor musun? Abi estağfurullah. Evet. Abi, ne demek? Yani, inan senin içinde olmak isterdim. O matematik dehasıyla böyle tabiat risalesini 30. sözün hele acımasız dedin ya matematik böyle Allah'ın Kahhar ismini hatırladım ya. Matematikte hakikaten acıma yok değil mi? Öyle anladım. Acımasız evet acımasız doğru yani Kahhar ya ben de. Sizinle konuşurken hissettim işin açıkçası. Daha önce hiç Kahhar şeyini matematik için kullanmamıştım. Ama sizinle konuşurken Kahharmış gibi geldi. Yani çok acımasız yani. Hiç merhamet yok. Hiç merhamet yok. Yani ya bu 1 lira aşağısı olsun ya da birazcık şöyle olsun öyle bir şey yok. Hüküm kesin yani hiç. Şey yok yani. Kesinlik. İçinde af yok, merhamet yok, lütuf yok. Yok yani bu yani hesap bu yapacak bir şey yok. 2 artı 2 4. 3,5 değil, 3,9 değil, 3,9,9,9 değil. 4 abi yani. Ya biraz aşağısı olsun yok. 4 yani. Allah Allah. Ya bu çok ilginç yani. Kainat, evren yokken matematik vardı. Çünkü sıfır zaman dediğine göre Big Bang değil mi? Evet. Demek ki bak bir zaman varmış ya. Yani tanımladığına göre bir matematik var. Mesela evreni büyük patlamaya kadar götüremiyorlar. Fiziği büyük patlamaya kadar götürüyorlar. Kendisi zaten. Bunu da tanımlayan matematik. Matematik bunu tanımladığına göre demek ki o vakitte olacak değil bir şey. Hani bir savaşta bir yerde geçiyordu yine. Tam çıkaramadım yerine de. Sözlerde bir yerde mi geçiyordu? Bir hani savaşta görmüş, şahit olmuştu. Yani matematik sanki bu varlığın, bu kainatın yaratılışına şahit olmuş gibi. Ben biliyorum dercesine bu vakitte olmuş diyor. Sana vakti söylüyor yani. Einstein şöyle söylüyor. Ben bütün evrenin en karmaşık probleminin sizin hatta 55 Nisan'la kainatın kanıtı dediğiniz şeyde o 55'in içinde vardı o. Şimdi öyle bir dersiniz vardı ya. Evet. Einstein de diyor ki her şeyin anlaşılır olmasını anlayamıyorum diyor. Yani biz anlayamıyor olmamız lazımdı. Çok büyük bir hadise var ama anlıyoruz. Anlayamıyor olmamız lazımdı. Yani sanki bize bir anlamamız için briefing verilmiş gibi. Bunu, bak bu böyle oldu, bu böyle oldu. Biz, örnek veriyorum. Güneşin içinde 1007 magnezyum var. 10.007 magnezyum var. Ya ben şimdi Doğu Akdeniz'de yeni petrol bulundu. Daha bulalı 10 yıl oldu. Örnek veriyorum adam yeni ben burada bilmem kömür madeni buldum diyor. Ya dünyadaki madenden haberin yok. Dünyadaki madeni yeni buluyorsun da. Güneşte 10.007 olduğunu nereden biliyorsun? Belki daha fazla var. Belki daha az var. Hayır 10.007 kanıtlanmış. Nasıl kanıtladım? Güneşte 10.007 magnezyum olduğu bilgisi bana nasıl geldi? Bu kadar kesin nasıl geldi? Mesela en uzak yıldızın içinde ne olduğu belli. Ya bunda şu kadar %55 demir var diyor. Ya yıldız anasının nikahında biz oraya kadar yani gidemedik ki. Orada %55 demir olduğunu nereden biliyorsun? Evet biliyor. Arasının boş olduğunu biliyor musun? Evet biliyor. Tamam da bu bilgi sana nasıl geldi? Yıldızın ışığı değil. Bilgisi nasıl geldi? Bütün evrenden bilgi bize akıyor. Bilgi akıyor resmen. Yani kainatın büyük patlamanın en büyük problemi bence bunu biliyor olmam. Bunu bilmemiz için bunun bilgisinin bize aktarılmış olması lazım. Bu mekanizmanın çalışıyor olması lazım. Şimdi ben sizin derslerin ilk başladığımda annem rahmetli annemle konuşurken televizyon izliyordu. Anne dedim bak burada televizyon ATV yayını var. Bu yayın varsa bunu birisi yayınlıyor olması lazım. Sen görüntüye inanıyorsan yayına da inanman lazım. Benim televizyonum çok iyi çekiyor deyip ama ATV diye bir kanal yok dersen saçmalamış olursun. Televizyonda görüntü varsa bunu yayınlayan var. Ve yayınlamaya devam ediyor olması lazım. Yayını kesse sen burada bu yayını izleyemezsin. Sen yayıncıyı hani buradan ağaca bakıp bu yayını inkar etmen olur yani. Bunu birisi yayınlıyor o zaman. Bunu görüyorsan bunu yayınlıyor. Şimdi büyük kaplama birisine haiz oldun mu? Oldun. Tamam bunu birisi yayınlıyor o zaman. Birisi bu bilgiyi sana doğru gönderiyor. Sen de ona senin alıcında yeterli onu alıyorsun. Şimdi şu an benim bu konuşmayı yaptığım yerde ATV çekiyor. Ama etrafında televizyon yok ki ATV'yi görebilirim. Yani kanal, televizyonun kanalını göremiyorum. Çünkü televizyon mekanizma yok. Ama yeterli mekanizma olsa ben o yayını alabilirim burada. Şu an oturduğum yerde alırım. O zaman bütün evren, kainat, Big Bang ta başlangıcından beri bilgi akıyor mu böyle deniz gibi, nehir gibi? Evet, bilgi akışı var. Zaten yani benim Einstein'ın da değindiği nokta bu. Bu bilgi akışına şey yapıyor. Yani neden böyle bir bilgi akışı olsun ki? Korkunç bir bilgi akışı var. Adam diyor ki bunu buldum. Tamam da sen bunu bulabildiğin için bu bilginin akması lazım. Şimdi adam ampulü buldum diyor. Ya sen ampulü mü buldun? Yoksa ampulü bulmak yani birisi ampulü yaptı da üstünü açtın sen. Bu özelliği verdi mi buldun? Şimdi mesela dünya Nobel ödülü, kimya Nobel ödülü var, fizik Nobel ödülü var, ekonomi Nobel ödülü var, barış Nobel ödülü var. Ama arkeoloji Nobel ödülü yok. Yani hiç kimse gelip de ya sen çok güzel bir testi buldun. İşte Göbekli Tepe'yi buldun. Çok güzel. Kimseye demiyorlar. Onlara bir ödül verilmiyor. Ama bir yerden bir testi bulduğunu düşün. 3000 yıl önce yapılmış olsun. Adam çıkarıyor. Ben diyor testi buldum. 3000 yıllık testi buldum. Kardeşim testi sen mi yaptın? Hayır. Birisi yapıp oraya koymuş. Sen de buldun testi. Testi sen yapmadın. Sen buldun. Sen mucit değilsin. Kaşifsin. Sen icat etmedin. Sen buldun. Keşfettin. Amerika'yı nasıl keşfettin? Bozoy'da öyle keşfettin. Ampulü icat etmedin. Ampulü keşfettin. Ampulü başkası yaptı. Oraya koydu. Sen üstünü açtın. Gizliydi. Üstünü açtın. Sen üstünü açtın. Onu yapan da oraya koydu ama bir de o var yani. Sen aynı arkeolojiyle yani testi bulmakla dünyadaki hiçbir teknolojik gelişmenin bir farkı yok. Ha hesap makinesi bulmuşsun. Ha gözlük bulmuşsun. Ha telefon bulmuşsun. Bir farkı yok. Bunlar zaten yapılmış, koyulmuş şeyler. Tungsten diye bir maden var ampulün içinde. Elektrik geçtiğinde aydınlanma... Allah tungsten madenine elektrik geçtiğinde aydınlanma özelliği vermemiş olsaydı sen ampulü nasıl bulacaktın? Hadi bul ampulü. O madene elektrik verdiğinde aydınlık çıkıyor. 10.000'e yakın metal denemiş. Hiçbirinde olmamış. Sen bulmamışsın demek ki. Tungsten madenine birisi elektrik geçtiğinde aydınlanma ihtimalini buraya yerleştirilmiş. Ama kişi kendini alıyor, ben ampulü buldum diyor. Ben icat ettim diyor. Ya bu icat edilmiş, bu insan icat, mucit Allah'ı gitmesin ki biz icat edemeyiz, biz keşfederiz yani. O şansın varsa keşfedersin yani. Bunu Einstein o 55 insanlar kanıtında sizin o 55'ten biriydi bu. Anlaşılabilir olmak. Yani meseleden bu meselenin bütün meseleler öyle. Yani güneşten haberim var. Tam haberim olmasaydı, bir şeyden haberim var. Haberim olmasaydı şu an bir hayatında hiç geçen gün onu tefekkür ettim ya. Hayatında hiç güneşi görmemiş birisi geceyi gündüzü ayırt ediyor mudur? Ediyordur. Hiç görmüyor ama ediyordur. Başka bir yerden ona gündüz olduğu birisi geliyor. Kör, zifiri karanlık ama biliyor. Yani rastgele bir saatte uyansa ya şu an geceyiz diyebilir. Yani o hissiyata kapıldım diyeyim daha doğrusu. Şu an gündüz diyebilir. Etrafında dağın başında da uyansa gecenin gündüz müyüm? Bence bir kör bilir. Bilir. O bilgi ona başka bir kanalda akıyor zaten. Bizim kanalla akmıyor. Başka kanalla akıyor ona. Bizde akmıyor. Şimdi biz diyoruz yani algıları kuvvetli oluyor. Evet tam gözünü kapatınca onun diğer algıları o kadar açılıyor ki adam görüyormuş gibi geceyi gündüzü biliyor yani. Ama Aşık Beyefendi de sözleşme yapıyor, söyleşi yapıyorlar. Yani çok kritik bir şey söylüyor. Ben En çok hangi rengi merak ediyorsun diyor. Kara diyor. Kara, siyah rengini merak ediyorum. Ama kömür karası diyor. Parlak oluyormuş diyor. Bir şey nasıl kara ve parlak oluyor merak ettim. Çok merak ediyorum diyor. Yani körler karayı parlak mı görüyor? Hayır. Demişler ki kömür, bu kömür kara ama parlak kara. Parlaklık var demişler. He. Hani bazı kömürlerde kırınca bir parlaklık şeyi var ya. He. O parlaklık, kara ve parlaklığı merak etmiş. Hem kara hem parlak nasıl oluyor onu merak etmiş. Einstein mı? Hayır, Aşık Veysel mi? Aşık Veysel'de sözde şey, böyle şey yapıyorlar. Hangi rengi merak ediyorsun diyor. Renkleri hatırlıyor musun diye soruyor. Hatırlamıyorum diyor. Hangi rengi merak ediyorsun diyorlar. Siyah rengi merak ediyorum. Karayı. Ama kömür karasını merak ediyorum diyor. Niçin öyle diyor? Yani bilmiyorum niçin dediğini ama oradaki kömürdeki parlaklık var ya, kömür parlaklığı. Hmm. Hani şey kaya olarak kırıldığında bir şey var. Parlak bir şeyi var. Yüzeyi var o. He, parlak var. Birisi evet. Ona demiş ki parlak bir kara. Yani o kadar kara ki artık parlıyor. Karalıktan parlıyor. Onu merak etmiş. Hani nasıl oluyor da kömür, bazı kömürler parlak kara, onu merak ediyorum demiş. Yani diyeceğim o ki yani etrafa bir bu gözlerle bakabilmek lazım belki de yani. Ya. Evet, Allah razı olsun Ümit'im. Çok teşekkür ederim. Hasan abicim, estağfurullah. Allah'ın için çok memnun oldum. İnşallah şey yapalım Hasan abicim. Ha, 2 hafta sonra seni Allah'ın izniyle canlı yayın dimağımıza alacağız. Çok inşallah, çok inşallah, hoş olur. Çok inşallah. Teşekkür ederim. Rabbime emanet inşallah. Ol inşallah. Sağ olasın abicim. Amin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Görüşmek üzere.